Amerikan hisselerinde samuray etkisi kısa sürdü. Sabah %1'in üzerinde yükselişle açılan hisseler günü %1 civarı kayıpla kapattı. Hayal kırıklığı yaratan şirket kârları ve 10 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep satışa temel gerekçeler olarak gösteriliyor. Yarı iletkenler Nvidia öncülüğünde satış dalgasında başı çekiyor. Dayanıklı ev eşyaları, havacılık ve otomotiv gibi döngüsel sektörlerde satıcılı seyir, ekonomide sert iniş endişesinin devam ettiğini gösteriyor. Petrol stoklarındaki gerilemeyi arkasına alan enerji hisseleri piyasadan pozitif ayrışıyor. Haftaya sert satışlarla başlayan Borsa İstanbul, samuray dopingi sayesinde yeniden psikolojik olarak önemli 10.000 seviyesinin üzerinde. Güçlü Türk Hava Yolları kârı sayesinde havacılık hisseleri yükselişte başı çekiyor. Arçelik, Aselsan, Sasa, Tüpraş, Turkcell ve Türk Telekom endeksi taşıyan diğer büyük hisseler. Bankalarsa endeksten negatif ayrışmaya devam ediyor. Avrupa vadileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Amerika'nın Rusya'ya askeri elektronik malzeme satışı gerekçesiyle Türkiye'yi uyarması, bankaların dünkü yükselişe katılamaması ve Türk lirasının gelişmekte olan paralardan negatif ayrışması olumsuz sinyaller. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9800 ve 10140. Faaliyet kârı beklentileri yenen logo hisselerinde pozitif, Şişecam'ın açıkladığı enflasyon muhasebesi hariç rakamlara negatif tepki öngörüyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Arçelik, Sasa, Türk Hava Yolları ve Turkcell. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.